Sımır Hocam, kendinizi tanıtır mısınız? Ben Çanakkale Biga'nın Erdere köyünde doğdum. 1942 doğumluyum. 13 yaşında Saraç Mustafa Turabi Usta'nın yanına çırak olarak girdim. Ve giriş o giriş, şu anda 77 yaşındayım. 64 seneden beri pehlivanlarla yattım, pehlivanlarla kalktım. Ve o günden bugüne kadar Türkiye'de gelmiş geçmiş en ünlü pehlivanlara kısmettim. Hiçbirinden de şikayetim olmadı. Ve halen de şu anda bu yaşıma rağmen 2-3 tane Türkiye'nin her yerinde çıraklar yetiştirdim. Onlara nezaret ediyorum. Onlara kısmetin daha iyi nasıl yapılacağını öğretiyorum. Ve şu anda da Kültür Bakanlığı'nın Altıylar Festivali'nde Çanakkale'de bir festival açıldı. Usta dediler, sen buraya gel, bizim şeref misafirimiz ol dediler. Ben de geldim şu anda. Gençleri spora teşvik etmek için. Atalarımız Türk gibi kuvvetli üstünde dünyaya yaymış. Siz gençlere bunları öğretmek için buradayım. Ve burada da çok güzel ilgi görüyorum. İnşallah Allah sağlık sıhhat verdiği müddetçe bu sanatı ayakta tutmak için gayret sarf edeceğim. Ne kadar çırak yetiştirdin? Kaç tane çırak? Şu anda çıraklarım en iyi, yani yanımda gelip de uzun uzun müddet kalan çırağım Samsunlu Uğur Kesen Usta var şu anda. Hemen Türkiye'de bütün %80'ini diken usta o. Denizli'de var bir çırağım Acıbayan'da. Ondan sonra Adem Usta'm var Edirne'de. Ve benim çıraklarımın da çıraklar şu anda Türkiye'de 4-5 yerde kısmen dikiliyor. Hiç sanatı öldürmüyoruz, öldürmeyeceğiz. Ve en iyi şekilde yapmak için çıraklarımla gayret edeceğiz. 1967 senesinde iki tane Türkiye'deki tane kısmetçi vardı. 1967 senesinde Allah'ın bir hikmetiyle İstanbul'u Hidayet Usta, Bigar'ın Usta, Turabi Usta vefat etti. Vefat edince Türkiye'de ben tek kaldım. Henüz ben de daha o zaman 25-26 acaba diyordum, tam bu işe vakıf oldum mu acaba diye vakıf oldum da oldum mu olmadı onu da tam kestiremiyordum. O zaman ordunun sana geldi, dedi ki bana, bak dedi ustam, biz senin kanatlarımız altında seni tutacağız. Sakın dedi, sakın bir şey ama bizi kısmetsiz bırakma. Bu Atasuki Yavru Güreş dedi, sakın bırakma, bize arkadaş ol, bize usta ol, bizim kısmet dik dedi. Ben dedi, Tekirdağlı Hüseyin dedi, 1940 senesinde altın kemer almış, 28 seneden beri altının alınmayan kemeri ben alacağım. 1966 yılında birinci oldum, 67 yılında birinci oldum, 68 yılında bana bir kısmet dik. Beraber gideceğiz Edirne'ye, beraber gideceğiz Edirne'ye. Ben bu kısmeti dedi, bu altın kemeri alacağım dedi. Nitekim de bana şöyle bir şey sordu, bana öyle bir kısmet yap ki dedi, yere attığım kısmet dimdik duracak. Karel dedi, elini soktuğu zaman, Nazmi Zon elini soktuğu zaman dedi, kolu içeride kalacaktı. O kadar yani bana iyi bir kısmet yaptı. Yaptım. Nitekim de Allah'ın izniyle ordumuzda orada altın kemer aldı. Yani Edirne yer yerinden oydu. 28'e alınmayan kemer aldı. O zaman böyle ben de baktım böyle. Ben de çok memnun oldum. Sahada ben de o sahanın içindeyim. Ordu'lu Mustafa ile beraber. Hatta sabahleyin gazetelere bir baktım. Yiğitlerin harman olduğu Kırklar Çayırı'nda çayırıyla, çimeniyle, ustasıyla, seyircisiyle, ağasıyla Kırklar Çayırı'nda gencecik bir İrfan Usta diye böyle yazılar çıktı böyle gazetelerde. Halen de yazıları saklıyorum şu anda. Ben de çok memnun oldum. Ve o günden bugüne kadar Türkiye'de altın kemer almış 4 tane baş pehlivanın kısmetini dikmek bana nasip oldu. Şimdi ordunun sonra alınca birinciliği bu sefer çok kızıştı. Kara Mürsel ekibi gece gündüz çalıştı. İşte Aydın Demir 74-75-76 altın kemer aldı. Bu sefer Denizli bu sefer kükredi. İşte Mehmet Güçlüder, Hüseyin Çokallar o orası olur da bölgel olarak biz nasıl alamayızmış. 80'li yıllar içinde Hüseyin Çokal aldı. Ondan sonra Kara Mürsel ekibi tabii bir şey geldi, Ahmet Taşçı biliyorsun, efsane bir baş pehlivan. O da Kırklar'da 9 sefer birinci oldu, 2 tane altın kemer aldı ve bu pehlivanların kısmetlerini dikmek bana nasip oldu. Ve halen ordunun Mustafa rahmetli oldu. Fakat ben diğer pehlivanlarla her zaman görüşüyorum. Kendilerine çok aram iyi, görüşüyorum. Kendilerine Allah sağlık, afiyet versin inşallah. Bu sanat kaybolan bir meslek, doğalı bir meslek. İnşallah bu sanatı öldürmeyeceğiz. Bey bey, ben sana kısmet verirken çektim. Yine şeyi isterim arkadaşlar, başkanın adını verdiğini söyleyeyim. Thank you.
bir gaya yağlı güreşte çok susamıştı. Bülent başkanımız bu işe çok el attı. 2 ay gibi kısa bir zamanda Biga'da çok güzel bir er meydanı yaptık. Saha yaptık, çimen, yeşil çimen. Ve tabii burada sadece Biga başkanımızın yanındaki yardımcıları, bizim Pehlivan Salih Altınkay var. Tam 2 ay Antalya'ya gitti. Bütün 38 tane, 40 tane başbellerle anlaşma yaptı. Bunları getirdi. Çok güzel güreşler yaptık sahada. Tabii burada başkanımız çok takdir gördü. Çünkü Biga yağlı güreş tutamıştı. Tabi bu arada canlı yayında başkanımızla beraber televizyonda canlı yayında başkanımız orada bir sürpriz yaptı. Dedi ki bu güreş sahanın adını Kısmetçi İrfan Şahin Usta Er Meydanı koydum dedi. Bütün milletten alkış aldı ve şu anda da Türkiye'nin her yerinden bana mesajlar geliyor. Başkanımızı kutluyoruz. Başkanım en güzelini yaptı, kutluyoruz ya. Hatta şu an Çanakkale'de 150 kişi geldi. Başkana selam söyle, bizden selam söyle. En güzelini yaptı diye böyle bize mesajlar atıyorlar. Bize çok güzel şeyler söylüyorlar. İnşallah bundan sonra Kırkpınar bizim Liga'daki Kırkpınar sahasında da Kısmetçi İrfan Usta Er Meydanı'nda kalacak. Takip ederken